Herkese selamlar, hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Biz kahvaltımızı yaptık, evi toparladım, hatta çorba bile pişirdim. Şimdi kuaföre gidiyorum. Söylemiştim pazar günü randevu aldım diye. Bugün saçlara omre yapılacak, bakalım hayırlısı olsun. İnşallah ortaya güzel bir şey çıkar. Böyle aylardır şu taban rengi oturtturmaya çalışıyorduk, biliyorsunuz bayağı bir bekledim hani. Acele etmedim, böyle birden koyudan sarıya dönmedik biz, yakmayalım bir de kızıllaşma olmasın diye. İşte neyse, bugün ombrelere geçiyoruz. Artık oralarda da çekmeye çalışırsam çekerim. Bazen kuaför çok kalabalık oluyor, ben de insanlar hani rahatsız olmasın diye çekim yapmıyorum, ama sakin olursa çekerim. Aşamayı zaten son aşamasını paylaşırım. Şimdi çarşıya gidiyorum, bakalım. Dün akşam yaptığım keki de şöyle bir tabak dolusu kestim. Bunu geçerken şimdi kayınvalidemlere bırakacağım. Görümcemler orada olacak, çayla yerler dedim. Soğuk su aldım, bir de sandviç aldım. Uzun sürecek çünkü. Acıkırsam dedim yanımda olsun. Geldim bakalım. Ben geldim bakalım. Şimdi paketler hazırlanıyor. Başlayacağız inşallah. Buradan kaçta çıkarız bilmiyorum. Gece mi? O kadar sürmez de. Aynen. Saçlarım yeni bitti. Eve yeni gidiyorum arkadaşlar. Benim çok içim esindi. Çok beğendim gerçekten. Işıkta nasıl çıkıyor bilmiyorum ama benim çok hoşuma gitti. Bakın. Böyle. Saat 6.30. Nihayet eve gelebildim. Saçların son hali bu. Omre yaptık arkadaşlar. 6 saat sürdü. Çünkü önce böyle az açıcı kullandık, sonra volümünü çoğalttı falan, sonra dip boya vurdu. Dedi ki dibini yeni yapmıştık ama biraz görünüyor, azıcık ben dip boya vurayım dedi. Dip boyamızı da tazeledik, saçlar bayağı sarardı. Şu an ışıkta nasıl görünüyor bilmiyorum ama mesela dükkanda daha farklıydı. Orada böyle dikey bir iki tane çektik ama eklerim olmadı buraya. Resimlerde de farklı, hatta dışarıda daha farklı, şu an balkonda daha farklı ama yakından ben tonunu çok beğendim. Uzun sürüyor, evet 6 saat sürdü dediğim gibi, ama ben kime attıysam herkes çok beğendi. WhatsApp'tan tabii hemen ben arkadaşlarıma, ona buna, herkese attım, beğenildi. Fönü biraz bozuldu, dolmuş, o kadar sıcaktı ki. Şöyle arkadan da göstereyim size, bakın. Tek bir böyle yanma, kopma olmadan açtık. Yani düşük volümlerle, öyle söyleyeyim. Hatta uçlar 20 ile açıldı yıpranmasın diye. Sonra 30 ile açıldı. Artık belki anlarsınız, aranızda vardır. Böyle. Şöyle tutayım. Değişik bir hava kaptı ha valla. Daha da açılacak dedi. Çünkü yıkadıkça bu saç akıyor biliyorsunuz. Yıkadıkça şey olacak. Rengi daha da açılacak. Böyle. Neyse, üstümü değiştireyim. Hafif hemen şöyle saçımı toplayayım. Ondan sonra resimlere falan bakayım. Instagram'dakiler bekliyor. Oraya bir iki resim koyacağım. Günaydın. Pazartesi gününden selamlar videomuza. Bugün devam ediyoruz canlarım. Canım böyle biber kızartması istedi. Az bir şey yaptım. Bir de yumurta haşlıyorum.
Saat 10.30 geçti. Duru hala kalkamadı. Halbuki çoktan acıktım diye başıma 50 kere gelmesi lazım. Neyse, hazırlayayım da gelir şimdi. Şöyle soframızı hazırladık hemen. Valla sadece kahvaltılık koydum. Biber yaptım işte, yumurtamız var. Öyle hiç tereyağmış, balmış falan çıkartmıyorum artık. Ne kadar çok sürmeli şey olursa sofrada ben çok sürüyorum. Bir tek Nutella getirdim Duru için. Bize afiyet olsun bakalım. Domates salatalık da kesmedim. Gerçi salatalığım bitmiş de domates de kesmedim artık. Yüz yüze selamlar tekrardan. Valla evi toparladım kahvaltıdan sonra. Rıza bugün 4'te işe gidecek. O da evdeydi. Hatta Perşembe'ye kadar 4-11 vardiyası çalışacak. Şimdi ne yapıyoruz? Kayınvalidemin evine geçiyoruz arkadaşlar. 67 dekor diye bir yer var. Soğuk suda yerleri. Onları aradım ben. Bu banyo ve yerler için bir fiyat alalım dedik. Ücretsiz keşfe geliyorlarmış. Böyle biliyorsunuz hani anahtar teslim firmalar var. Bu da onlardan bir tanesi. Mutfağı başka birine baktıracağız. O usta da bugün gelecek. Mutfak için bir fiyat alacağız. Bu gelecek olanlara da dedim ki hani banyo, küçük tuvalet, bir de yerler komple, bir de balkonun yerleri. Bunlar için bir fiyat alayım dedim. Hatta mutfak için bundan da fiyat alayım ki aklımda olsun. İşte böyle bir iki ustayı sormakta fayda var. 10 dakikaya geliyorum dedi. O yüzden hepimiz o tarafa geçiyoruz. Bir bakalım evi gösterelim. Rakamlara bir bakalım arkadaşlar. Diyorum ya, maddi manevi o kadar çok iş var ki Allah kolaylaştırsın inşallah her anlamda. Üstümüzü değiştirdik. Gidiyoruz bakalım. Saçımı da bağladım ama gün ışığında sarıları da o kadar güzel ki, arkadaşa demin attım, o da diyor hani kuaförün ışığında daha farklıydı diyor. Ev ışığında daha farklı. Bir de böyle yıkandıkça da açacak. Bir 10 gün sonra daha da açılmış olacak herhalde. Neyse, bu arada bakın, fark edenler olmuş. YouTube'da 80 bin olduk. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Böyle ilmek ilmek, yani hiçbir destek almadan, hiçbir kanal tanıtımı yaptırmadan kendi başıma çıktığım bu yolda 80 bine ulaştım. Darısı 100 bin olsun inşallah. Hepinize, yeni gelenlere, herkese çok teşekkür ediyorum. Bu iki ev arasında daha çok gelir gideriz biz. Yani şimdi şu banyoya baktık da küçük tuvalete bakıyoruz. Buradan oturma tuvalet kalkacak. Burası böyle çamaşır makinesini koyup sadece fayans olacak burası. Bakalım, buraya tuvalet düşünmüyorum yani. Ona bakılıyor şimdi. Birkaç şey var, kalem olur. Altında, evet. Orası da kırılacak. Tabii. Ya, mutfak da kırılacak. Şurayı kapatayım. Burayı, evet, işte çamaşır makinesini düşündüm arkadaşlar. Fayansı değişecek. Zaten her yer biliyorsunuz saten alçı olacak, duvarlar falan her yer. Burası en eski tuvalet diyeyim size. O tarafı hiç göstermeyeyim. Küçük bir lavabosu var. Hepsi kalkacak buradan, yani öyle söyleyeyim. Burayı kapatayım da. Yani normal tuvalet istemiyorum burada. Kapılar falan hep değişecek bu arada, bakın. 14 senelik şu kapılar. Daha sonra banyoda da duşakabini şu arkaya düşündük. Çamaşır makinesi oradan çıkacak. Buraya yine böyle bir aynalı işte lavabo. Bu tarafa da yine gömme klozet olacak karşıya. Şu köşeye de dolap gibi bir şey. Bakalım. Şimdi yerlere bakıyorduk. Duru, az anneciğim bir dakika. İşimiz var kızım. Şimdi de yerlerin ölçüsü alınıyor da tek tek. Hep işte eski yapım olduğu için dengesizlikler var yerlerde. Nasıl diyeyim, hani yükseklikler, alçaklıklar var. Mesela şurası alçak. Şu mutfak yüksek. Bakalım. Bu balkonun da ölçüsünü alıyoruz şimdi. Burayı da işte banyoyla aynı seramikten yaptırırız diye düşündük. Bakalım. Bu çünkü hep yarım yamalak, eski zaten. O kadar iş var ki. hangisini yapsak bilemiyoruz. Dondurma giderken alırız. İşimiz bitsin. Tamam abi, bir dakika. Nerede var ya? Saat 4'e geliyor. Ben yine kayınvalidemlere gidip geldim.
Anneannemin mutfak dolaplarını yapan ustaya da söylemiştik biz bir fiyat alalım diye. O da gelmiş kapıda bekliyor muymuş? Dayım aradı ki hani usta gelmiş hani söylemiştiniz Elif baktıracaksın mı diye. Bu 67 dekoru gösterdik. Ondan sonra bu usta bakacaktı işte. Neyse bu sadece mutfak dolabı yapıyor ama bu gösterdiğimiz usta. Bu da ölçü aldı. Bakayım bu ne diyecek sadece mutfak dolabı ve tezgaha. Yani kafam var ya çorba oldu anlatamam size. Usta bulmak da zor. Müsait değiller, dolular. Bulduklarımızda işte ölçü alıp hani hesap verecekler. İşte hesap belirleyecekler. Şimdi bu 67 dekor normalde anahtar teslim çalışıyor zaten. Bir giriyor. Laminattir, kapıdır, işte parkedir, mutfaktır, banyodur. Hepsini mesela tek usta yapıyor. Kırma ekibiyle birlikte. Bunlar kendileri anahtar teslim çalışıyorlar. Ondan dedik hani bir fiyat alalım da ayrı ayrı ustalara hani banyoyu ayrı usta, yok mutfağı ayrı usta, yok laminenti ayrı usta uğraşmayalım dedik. Biz biliyorsunuz zaten sadece saten alçıcıyı ayarladık. O ayın 10'unda başlayacak. 20 gün sürüyormuş saten alçı. O alçı kuruyormuş onlar falan pişman. Bu usta da dedi ki 67 dekor. Yerlerde dengesizlikler var. Zamanında hep üst üste yapılmış. Fayans üstüne laminent, laminent üstüne bir daha laminent. 3 kat var yani. Bazı odalar alçak mesela. O yüzden komple sıfırlayıp şap dökerim dedi. Çok pişman, çok. Yani her yer dümdüz zemin olması için dedi şap dökmem lazım. O şapın kuruması bir haftayı buluyor da bildiğiniz beton atılacak yani eve. Bütün katlar kırılacak. Eski katlar kırılacak. Zemin düzlenecek. O doğal gaz boruları falan da o zaman içeri alınır dedik. Hani borular var çünkü salonda köşelerde. Yani bilmiyorum ki arkadaşlar kaça patlar, ne olur, ne zaman teslim ederler bu işleri bize. Yani girdik bir şeye ama nasıl çıkacağız bilmiyorum. Bayağı bir iş var. Yani Rıza işe gidecek şimdi çay demledik işte. Soğumuş bu da Rıza, ben de doldurayım dediydim. Soğumuş. Sonra tüm bunun arasında okula gittim. Duru'nun formunu doldurdum. Ayın sonunda kura çekilecekmiş. Hangi okula, hangi öğretmene düşecek? Seçme yok değil mi? Seçme yok dedi, kura çekiliyor dedi. Herkes seçtiği için tabii. Mahalleye göre dedi işte hani bu hangi okula düştü zaten. Burada iki okul var yan tarafta. Öğlenci sabahçı ya. Bu sene bizim... gidiyor muymuş okul? Geçiyor gitme mi? Şansı yüksek. Çünkü yani Ocak'ta gider diyorlar. Ocak'ta. Şey ara tatilde işte. Ara tatilde semester'da yani. Taşınır diyorlar. O yüzden buradaki bizim mahalle buraya çıkıyor kaydı. Sabahçı olacak yani Durucu. Formunu doldurduk. Onu da verdik. Okul gidince 9'da başlar ya. 9-3 olur. Hazan'ın gittiği gibi. Aynen. Öyle vallahi koşturma, daha yemek yok ortada. Bugün evde hiç öyle sübürke falan açmadım. Hadi onlar dert değil de yemek bir şeyler ayarlayacağım. Rıza zaten şimdi çayla bir şeyler yedi. İşe gidecek. Duru'yla biz varız. Azra Yaren ablasıyla oradalar. Kayınvalidemin bulaşıkları vardı. Mutfak karışıktı. Oraları toparladım, yıkadım. Yani bu süreçte benim iyi kilo vermem lazım. Bari iyi değerlendireyim de koşturmamız bitmeyecek çünkü. Rıza masayı sallamasana yavrum. Masayı sallıyor da. Yani bu süreci iyi değerlendirmem lazım. Bakalım. Birazdan buluşuruz yine. Rıza'yı işe gönderdim. Yemeklerimi koydum arkadaşlar. Pilav da pişiyor. Bezelyeli patates pişiyor. Kıymalı yaptım. Aklıma bunlar geldi valla. Ay böyle biraz başım ağrıdı düşünmekten herhalde. Bir stres yaptım. Oturacağım biraz. Şu sodamı da alayım. Bir tane limonlu soda açtım. Yemeklerim pişti arkadaşlar. Bugünü de hallettik. Ağrı kesici aldım hatta. Şöyle pilav yaptım. Keşke şehir yerleri az daha kavursaymışım ama pilavım görüyorsunuz tane tane mis gibi tereyağlı. Gerçi iyi yani rengi ya. Şehir yerlerin çok koyu olunca da yanmış gibi görünüyor. Neyse pilavımız böyle. Hepimizin yine sevdiği kıymalı bezelye yemeği yaptım. Patatesli, havuçlu. Şöyle bakın. Bayağı büyük tencerede yaptım da yarına da biraz kalsın. Sonra bir yerlere koşturuyoruz. Yemek yapmaya fırsat olmuyor falan. Yani bu ara böyle biliyorsunuz. Ay elim yandı. Yanına da içeceğimiz var. Karpuz var. İstersek salata yaparız bilmiyorum. Böyle bile yenir yani. Birazdan Durucum'la akşam yemeği yeriz. Rıza nasıl 11'de gelecek? Bize afiyet olsun bakalım. Dediğim gibi birazdan Duru'yla akşam yemeği yeriz artık. Ondan sonra da bir kahve yaparım kendime. Biraz başım ağrıdı dediğim, yani az önce söylediğim gibi ilaç aldım.
onunla konuş, bununla konuş. Tabii telefon trafiği de var bu aralar malum. Böyle bir şey oldu. Şu an bir enerjim kaçtı. Neyse yani sonu güzel olsun. Tüm bu uğraşların, çabaların hem psikolojik hem maddi hem manevi gerçekten çok yorulacağız. Ama inşallah sonu güzel olsun. Ben tabii olayların böyle bu dereceye gelmesini ister miydim? Tabii ki istemezdim. Yani Zonguldak'taki bu ev sıkıntısı, ev bulamamam yani o kadar bizi böyle bir raddeye getirdi ki bir anda kendimizi böyle olayların içinde bulduk yani. Neyse başım biraz dindi. Azıcık koltukta uzandım. Şimdi de bir Nescafe yaptım. Biraz oturacağım burada. Saat 12 yaptık. Vallahi Rıza daha gelemedi. Aslında 11.30 gibi falan gelirim diyordu da biraz gecikti herhalde. Neyse Duru koltukta uyuyakaldı. Ben de videomu buraya kadar editledim. Dedim veda edeyim. Böyle 2 günlük bir videoydu. Bugün diyorum ya birkaç kere kayınvalidemlere gittim geldim. Onu düşün bunu düşün kafada kuruyorum tabii. Bir yandan nasıl olacak nasıl bitecek diye. O yüzden bugün çok başım ağrıdı gündüz. Bakalım. Usta aramadı. Akşam ararım diyordu ama yarın arayıp fiyat verecek. Artık ne der bilmiyorum. Hayırlısı olsun. Dün de gördünüz zaten kuaföre falan gittim. Saçların son hali. Akşam da böyle. Baya baya sarı oldu ama yıkadıkça daha da açılacak. Güzel olacak bakalım. Arkadaşlarım falan çok beğendiler. Yakından görenler. Neyse vedalaşalım. Kendinize iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Kısmetse yarın görüşürüz.